Ezine'de inşaat sektörü de hızlanmaya başladı. Hızlandı. Dediğim gibi ben sağda solda gelip giderken bakarken sağda solda çok güzel binalar da bu anlamda yükselmeye başladı. Ezine'deki bu inşaat sektörünün ya da şu anda parlayan başka sektörlerden neler var? Şimdi ben yakında İstanbul'a Tokyo'ya gittim. Üç konuyla alakalı gittik oraya. Bir, roman konutları yapalım, roman evleri yapalım. İki, kentsel dönüşüm yapalım. Çünkü bizim Gazi Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, belediyenin hemen arkasındaki mahalleler çok dar. Ahşap, kerpiç binalar. İşte birer tane kadın duruyor artık, boşalmış. Bir kısmı yıkılmaya yüz tutmuş. Çok dar sokaklar. Allah korusun bir yangın çıksa itfaiye avcısına sokmamız mümkün değil. Şimdi buralarda kentsel dönüşüm yapalım istedik. O çalışmaları şimdi başlattık. İnşallah Gazi ve Cumhuriyet'i ikiye böldük. Bir bölümünde onu başlatacağız nasip olursa. Eğer halkımız beğenirse, hoşuna giderse, çünkü çok dar sokaklar, 15 metrelik caddeleri olan mahalleler olacak. İşte okul alanları, park alanları yeniden planlanmış olacak. Bir ilçe. Ezine'de arabayla dolaşmaya çalışsanız, bir dolaşayım deseniz bu bölgelere gitme şansınız yok. Buraları bir defa hiç görmeyeceksiniz. İstiyoruz ki açalım oraları, genişlesin, yollar genişlesin. Manevra alanımız genişlesin. İşte oralara okullar yapalım. Yeşil alanlar yapalım. İnsanlar daha rahat ortamda yaşasınlar istiyoruz. Bakalım Gazi Mahallesi'nden inşallah başlayacağız. Planlamamız öyle. Yakında Toki Ezine'ye gelecek. Bir de kira öder gibi orta halli vatandaşlarımız için bina yapmayı düşündük. Hakikaten çok sıkıntısı olan insanlarımız var. Çünkü kısa vadede biz Ezine'nin çok büyüyeceğini düşünüyoruz. Organize sanayiyle, küçük sanayiyle beraber merkez ilçe olmanın da avantajı olacak tabii ki. Ezine'deki nüfus artışıyla beraber işte bu binalarımızın da artması gerekiyor. İnşallah yakında bu dönem sonunda bayağı değişen bir Ezine görmüş olacağız.